Çevrimiçi kurs eklentilerini incelemeye devam ediyoruz. Şimdi yeni bir eklentiyi inceleyeceğiz. En büyük özelliği ise Okumas bağlantısının olması arkadaşlar. Bilgi birikiminizi paraya çevirmek istiyorsanız bu videoyu kaçırmayın bence. Hadi eklentiyi bir inceleyelim. Merhaba arkadaşlar. Ben Ramazan Boz. Bu videoda çevrimiçi kurs eklentisi inceleyeceğiz. Daha önce 3 tane eklentiyi inceledik arkadaşlar. Tutorla başladık biliyorsunuz. Tutorla bayağı tutulan bir eklenti online çevrimiçi kurs eklentisi olarak WooCommerce bağlantısı olduğundan dolayı da özellikle. Ondan sonra LearnPress eklentisini incelemiştik. Master Study eklentisi. Bu da baya bir ilgi çekiyor arkadaşlar aslında. Çok fazla özelliği vardı. Çok fazla özelliği var ama çoğu da ücretli sürümünde vardı tabii ki. Ama güzel demosu artı dediğim teması falan gayet güzeldi, kullanışlıydı. İleriki zamanda Tutor'u bayağı bir sağlayacak yani rekabet edecekler diye düşünüyorum. Eğer Tutor biraz daha kendini geliştirmezse sıkıntı var diye düşünüyorum açıkçası. Bugün de Akademi diye bir eklenti var çevrim için. Bunun da güzel yanı WooCommerce bağlantısının olması. Bizim için önemli biliyorsunuz. Ödemelerimizi WooCommerce üzerinden bağlayabiliyoruz. Kurslarımızı bağladığımız zaman oradan da satış işlemlerini yapabiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Tabii ki ücretsiz versiyonunu sürümünü biz inceleyeceğiz. Artıları ve eksileri var otomatikman. Bugün de dün akşam hatta WordPress'in yeni sürümü çıktı. Eklenti hemen güncellendi filan ama bir takım sorunları var. Onu da söyleyeyim. Zamanla da oturur. Yeni güncellemeli düzelir diye düşünüyorum. Lafı uzatmayacağım. Hemen temiz bir WordPress kurulumu yapacağız. Tabii ki WordPress kurulumu ben yaptım. Onları şimdi videoda göstermeyeceğim. Onun üstüne eklentiyi kuracağız. Adım adım ilerleyeceğiz arkadaşlar. Eklentinin Türkçe dil dosyaları var. Oluşturdum. Onları da sistemden maxhandbed.com in indirebilirsiniz, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Uyarımızı yapalım. Ondan sonra da eklentinin incelemesine geçelim. Hadi bakalım. İnceleyeceğimiz eklenti arkadaşlar. Hemen Türkçesine geçelim. Türkçesi de Akademi LMS WordPress için e-öğrenim çevrimiçi kurs çözümü. Çevrimiçi kurs bu sayfaların linklerini videonun açıklamalar kısmında olacak. Lütfen girin, okuyun arkadaşlar. Geliştiricinin sayfalarında çünkü daha fazla bilgi var. Faydalanabilirsiniz tabii ki. Şu anki WordPress sürümüyle uyumlu. Baktığınız zaman dediğim gibi videonun başında da WordPress sürümü yeni güncellendi ve eklentide hemen güncellemesini yaptı. Bu şekilde. Tabi ücretli ve ücretsiz olarak versiyonları var biliyorsunuz ücretsiz de biraz kısıtlı. Burada özelliklerinin içinde okuyabilirsiniz zaten arkadaşlar. Pro yazan kısımlarda da ücretli versiyonlar ama en büyük özelliklerinden biri dediğim gibi WooCommerce bağlantısının olması bizim için iyi. En azından ödemede bir sıkıntı yapmayız. Kurs ekleme olayları da onları da göstereceğim zaten de. Onlarda bir sıkıntı yok. Yeni türüm geldiği için arkadaşlar biraz aksaklıklar olabilir. Neden diyeceksiniz? Bugün çünkü lokalde de denedim. Demo verileri çekerken biraz sıkıntı yani orada bir tıkandı kaldı. Bakalım internette de aynı problemi yapacak mı bilmiyorum. et tant il est ébriété birkaç tane birden fazla hatta eklenti daha kuracağız. Yani en basitinden bir WooCommerce eklentisi kullanacağız. İşte Elementor var. Birkaç tane daha eklentiler var böyle. Onları da kurmamız gerekecek tabii ki. Demo veri ister çekerken zaten bunları söylüyor ama gene de ben de hatırlatayım dedim size. Ücretsiz 3 tane tema veriyor size. Bu temalarda 3 tane seçeneğiniz var. Bir tekli eğitmen, iki çoklu eğitim artı bir de kurumsal olarak yani eğitim kurumuysanız kendinize göre bir sitede oluşturabilirsiniz burada tabii ki. 3 tane seçeneğiniz var. Onları da alabilmek için yani demo verileri de çekebilmek için bu eklentiyi de kurmanız gerekecek. Artı Elementor eklentisi var. İşte gene Elementor'la sayfanızı düzenleyecekseniz bunu da ekleyebilirsiniz. Geliştiricinin Burada destek kısmı, destek sayfası tabii ki bu. Hemen şöyle buradan da gerekli bilgilere bakın. Kısa kodlar var işte yapmanız gereken. Eğer eklenti hoşunuza giderse tabii ki test edip baktığınızda buralardan faydalanın. Fiyatlarına bakmadım arkadaşlar. Bir fiyatına da bakalım ya şöyle. Evet işte ücretsiz baktığınız zaman senelik bunlar arkadaşlar 119'dan 549 dolara kadar gidiyor. İşte bir site 10 site 50 site şeklinde gördüğünüz gibi senelik ömür boyu da alırsanız 357 dolardan başlayıp 1607 dolara kadar gidiyor yani. Ciddi paralar tabii ki bunlar. Lokalde yaptığım bakın böyle bir şey yani temanın demo ile çektiğim demo verilerini çektim kullandığım tema gene eklentim, ücretsiz teması bu şekilde bir temasını kullandım. İşte kurslarınızı burada gösterebiliyorsunuz. Burada işte kategori tarzında eğer bölümleriniz varsa tek de olabilir arkadaşlar bu. Yani bir konu üzerinde de eğitim veriyorsanız bu şekilde de birer tane bir kategori olabilir. Kurslarınızı, videolarınızı burada paylaşabilirsiniz. Böyle bir teması var. Basit, kullanışlı bir tema. Önemli olan burada tabii ki kurslar. Kurslar önemli. Hatta diğer şeyleri de göstereyim bakın tek eğitmen, üniversite şeklinde. Tabii ki açılırsa sayfa. Evet kurslar sayfasına bir bakalım. Gördüğünüz gibi sağ tarafta bir filtreleme sistemi var. Burada da eklenen kursları görebiliyorsunuz. Şurada mesela tek eğitmen demolarda dediğim gibi 3 tane seçeneğiniz var çekebiliyorsunuz. Tek eğitmen olarak da bakın böyle bir sayfa kullanabiliyorsunuz. Böyle bir sayfa var. Üniversitede de kurumsal tabii ki bir eğitim kurumuysanız ona göre bir sayfa düzenlemişler. Bu şekilde bir görseli falan var. Böyle. Yani gelişiyor bu eklenti. İleride herhalde güzel seviyelere gelir diye düşünüyorum. Kontrol panelini mesela. Kontrol paneline bir bakalım. Bu şekilde de kontrol, kontrol paneli gayet güzel, hoş. Türkçe bakın, Türkçe diline çevirdik. Bu şekilde bir kontrol paneli var. Şimdi eklentiyi artık kurulumuna geçelim. İnternette kurulumunu yapacağız arkadaşlar. Orada artık yapmamız gereken işlemleri sırayla yapacağız. Hadi geçelim. Likidite'nin kurulumuna geçmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz üzücü bir kayıp yaşadım. Bir süredir video yükleyemiyordum zaten. Youtube'da da paylaştım bunu. Sebeplerini de anlattım zaten. Sağolsun ulaşanlar oldu, yazanlar oldu arkadaşlara. Çok teşekkür ediyorum dostlara. Herkese teşekkür ediyorum. Buradan da bunu söylemek istedim. İhtiyaç duydum açıkçası. Canlı yayınımıza söyleyeceğim. Konuşacağız, sohbet edeceğiz zaten. Buradan canlı yayınımızı hatırlatayım. Çarşamba günleri saat 9'da arkadaşlar bir canlı yayın yapıyoruz bir saat falan sürüyor işte bir bir buçuk saat. Bir akışa bağlı tabii ki. Orada WordPress ilgili biraz konularla yani eklediğim videolarla WordPress ilgili sohbet ediyoruz. Sizin sorularınız oluyor. Onları cevapladım, bildiğim kadarıyla cevaplıyorum. Yani bir etkileşim oluyor. Arkadaşlarımız sağ olsunlar geliyorlar. Artı katıl aboneliğimiz var biliyorsunuz. Bana destek olabilirsiniz. Videoları da eğer beğenirseniz, beğendiyseniz videonun sonunda da tabii ki bir beğeni lütfen çok görmeyin. Beğeni tuşuna basın. Yorumda yazarsanız çok iyi olur benim için. Sosyal medyada Instagram'da da lütfen takipte bulunun. Özellikle de internet sitemde arkadaşlar internet siteme abone olun, üye olun. maxentpet.com sayfasına oradan artık bültenler yayınlamaya başlayacağım. Çünkü gün içerisinde, hafta içerisinde çalışmalarımı yani çeviri dosyalarını orada paylaşıyorum. Kim ücretli, kimi ücretsiz tabii ki. Oradan da eğer ücretli de olsa alırsanız bana destek olmuş olursunuz. Teşekkür ediyorum ve Ektent'in kurulumuna geçiyorum. Temiz bir WordPress sayfamız var. Bakın bu şekilde internette kurulumunu yapacağız çünkü. Hemen şöyle şunu göstereyim. Bakın ben bir takım eklentileri kurdum zaten. Bunların çoğunu da kullanıyorum. Eklentiyi zaten yüklediğimizde bizden kurulum yani yapacak birçok eklentiyi kendi kuracak isteyecek çünkü. Ben önceden fazla sürmesin yani süre uzun sürmesin diye bazılarını kurdum. Özellikle de WoW falan kurdum. Elementor'u kurdum. Onlar hazır bekliyor zaten şu an. Böyle bakın boş herhangi bir şey yok yani. Şimdi hemen eklentiler kısmına geçiyorum. Yeni eklenti ekle diyorum. Eklentinin ismini yapıştırayım şuraya. Gördüğünüz gibi burada işte sertifika ile ilgili bir eklenti de varmış. Kuracağımız eklenti bu bakın. Şu an yani yeni bir eklenti aslında. Çok da böyle etki bir eklenti değil. Zamanla da oturup eklentiyi kuracağım ve etkinleştireceğim. Eklenti kurulumunu yaptık. Bize bir karşılama yani kurulum sihirbazı geliyor. Şimdi bunlar tabii ki İngilizce falan. Ben bunu atlıyorum. Hemen hiç buradan kurulum yapmayacağım. Eklenti bu şekilde bakın sol tarafta menüye geliyor zaten. Gördüğünüz gibi kontrol paneli falan. Burada bir uyarı veriyor zaten. Diyor ki arkadaşlar bakın sitenize üye olabilmeleri için lütfen açın diyor. Yani üyelik abonelik sistemini açmanız lazım. Onu da nereden açıyoruz? Ayarlar sekmesi genele geliyorsunuz. Burada bakın üyelik isteyen herkes hesap açabilir. Bunu muhakkak açın. Zaten o uyarıyı veriyor. onu da kaydettim. Bu şekilde. Şimdi eklentimizin gördüğünüz gibi İngilizce. Şimdi bizim ayrıyetten bir de dediğim gibi videonun başında demo verileri alacağımız artı temasını kullanacağımız eklenti. ...ler vardı. Onları kuracağız tabii ki. Onlar neydi? Akademi Starter... ...Templates. Yani başlangıç... ...şablonları diyebiliriz. E, dediğim gibi... seçenekleri var. Bunların demolarını. Burada zaten diyor, bakın şey diyor... ...3 e, sürüm geriden geliyor... ...şu an bakın. 6.3.5 ...bunu kurduktan sonra da... ...kaldırabilirsiniz. Yani etkisiz hale getirin... ...kaldırın cevabını. Ya da temalar... ...içerisinde bulabilirsiniz. O da var. Şöyle mesela... ...görünüme gelip, temalara geldim... ...ama... Demo verileri almak istiyorsanız arkadaşlar bu eklentiyi kurmanız gerekecek. Yani şunu kurmanız gerekecek arkadaşlar. Demo veriler için. O yüzden biz kurulumunu yapalım. Şunu bir kopyalayalım. Gelelim. Yine eklenti ekle diyorum akademi Starter Templates yani başlangıç şablonları. Kurup etkinleştireceğim. Ne o da sol tarafta bakın akademi Elemes Academy Starter. Buraya geldi. Şöyle hatta baktığın zaman üç tane seçeneğiniz var burada. İsterseniz işte bir pazar alanı oluşturabilirsiniz. Başka hocalar olabilir, eğitmenler olabilir, öğretmenler olabilir. Burada onların eklediği videoları da işte eğitimleri de pazarlayabilirsiniz, satabilirsiniz tabii ki. Böyle bir seçeneğiniz var. Ya da bir kurumsal sayfa işte eğitim kurumuysanız böyle bir sayfa onun demolarını çekebilirsiniz. Ya da tek başınıza işte tek eğitmenseniz böyle bir sayfada oluşturabilirsiniz. Şimdi bunları yükledik. Gelelim Loco'ya, Loco üzerinde bir Türkçe dil dosyasını yükleyelim, Türkçeleştirelim bunları bir hem bizim için anlamamız için daha kolay olur. Loco'ya geçiyorum ve Türkçeleştirme işlemlerini yapıyorum. Loco Translate'e geldim. Eklentiler kısmına geçtim. Burada Akademi bakın. Elemez artı Starter Templates. Buradaki eklentilerin çoğunun videosu var. Kanalımda var arkadaşlar. E, aratıp bulabilirsiniz, seyredebilirsiniz. En azından bir SMTP ile ilgili mesela e-posta ile gönderimle ilgili iş arıyorsanız e, yeni çektiğim bir video var zaten. Onun haricinde diğer işte bakın backup var. Yani diğer eklentilerle ilgili, loko ile ilgili falan var. Bunları da kanalda bulup seyredebilirsiniz arkadaşlar. Akademiye geçelim. Akademi hemen şöyle bir kalıbı düzenle diyelim. 2011 diyor bakalım. Eşitle diyelim. Evet 650 bir şey düşüyor. Burada bir sorun var. O yüzden geri al diyorum. 2011'de bırakıyorum arkadaşlar. Hemen. po yükle diyorum. Ben de hazır olduğu için geliştirici özel sistem. Bununla ilgili biliyorsunuz her videoda hemen hemen söylüyorum. İşte geliştiricide güncellemelerde sistemde ve geliştiricide yüklediğiniz zaman dil dosyaları eklenti güncellendi zaman kaybolabilir. O yüzden loco klasörünü denemekte fayda var ama şu da var. Bazen yüklediğiniz loco klasörünü yüklediğiniz dil dosyaları eklentiyi çevirmiyor arkadaşlar. O yüzden ben şu an geliştirici kısmını kullanacağım. Ama siz de buna göre bir artık seçenek yaparsınız arkadaşlar. Geldim dosyamı aldım. Yükle diyorum. 2011 tamam tamam. Eşitle diyelim. 2011. Hemen bakalım. Şöyle bakın. Türkçe'ye döndü. Bir de starter'ı çevirelim. Tekrar kalıbı düzenli. 141 diyor. Eşitle diyelim. Yine 140 kaydet diyorum. Geldim. Po yükle diyorum. Geliştirici. Dosyamızı hemen şöyle seçelim. Yükle diyelim. İşte diyorum. Tamam. Bu da tamamdır. Bakalım. Evet. Bunu bakın çevirmiyor. Gördüğünüz gibi. Yani bazı kısımlar ne yazık ki hala şey. Neyse şöyle bakarız ona da. Şimdi aslında temayı yükledikten sonra onun da çeviri dosyası var. Demo verilerimizi alalım. Buradan istediğiniz seçeneği yapabilirsiniz. Hemen ben şunu alıyorum. Lokalde bu biraz sorun yaşadı. Yani demo verileri içeri şey alırken inşallah internette de yaşamaz diye düşünüyorum. Ama daha önce bu sürümle ilgili olabilir. Çünkü daha önce gösterdiğim gibi ben demo verileri aldım. Lokalde kurdum. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Import demo diyorum. Burada bakın Elementor evet onu kurmuştuk. Burada da kuracağı bakın kırmızı olanlar çarpı olanlar kurulmamış olanlar. Yani bir header footer eklentisi bununla ilgili videom var kanalda gene. Bir tane Elementor ek uzantıları için bir eklenti var. Kontak formu var. MailChimp var. Onu kullanırsanız tabi bir de demoyu çekecek. Şimdi import now diyorum. Verileri alalım. Bu biraz uzun sürebilir arkadaşlar. O yüzden sizi de bekletmeyeceğim. Keseceğim bu kısmı ya da hızlandıracağım. Dediğim gibi herhalde yeni sürümle ilgili demo verileri çekmiyor arkadaşlar. Sabah da denemiştim yani daha önce de denedim lokalde de denedim. Demo verileri bir türlü almıyor arkadaşlar. Bu WordPress'in yeni sürümüyle artık çakışıyor mu artık ne oluyor bilmiyorum. O yüzden de demo verileri alamadık. Şimdi ne yapacağız tabii ki yapmamız gereken bu sayfaya benzer bir şey oluşturabilirsiniz aslında ama eklentinin temalar kısmında bir teması var zaten onu göstereceğim. Onu yükleyeceğiz. En azından o temayı kullanacağız. Onun görsellerin stillerini de artık siz düzeltebilirsiniz. İleriki zamanlarda canlı yayınlarda mesela yeteri kadar bir talep gelirse, istek gelirse bence canlı yayında falan bunu da gösterebiliriz. Bir düzenlemesini falan da yapabilirim en azından. Öyle düşünüyorum. Şimdi tema kurulumuna geçelim. Bir de sayfalara bakacağız arkadaşlar. WordPress'te görünüm yani temaların olduğu kısma geldim. Temalar kısmındayım. Yeni tema ekle diyorum. İşte bu varsayılan bir temaydı zaten kullandığımız. Burada akademi diye yazalım. Bir aratalım bakalım. Çıkıyor mu direkt? Akademi LMS diyelim. Bakın Hello Akademi diye bir teması var. Bunu kurabiliriz aslında. Bunu kuracağız zaten de. Başlangıç şablonlarında zaten gördüğünüz gibi vardı bu. Ama demo veriyor tabii ki kur diyorum ve etkinleştirelim ondan sonra da. Tema kuruldu. Etkinleştirdik. Şöyle bir bakalım hatta yenileyelim sayfayı. Bakın bu şekilde geliyor ama demo veri olmadığı için biraz şey oluyor. Yani içerisini kendimiz doldurmamız gerekiyor falan öyle diyeyim size. Hatta şöyle bakalım kategori yok. Arşiv yok. Herhangi bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Sayfalara bir bakalım şimdi. Burada mesela lokalde çalıştığımda yaşadığım sıkıntılardan biri şuydu arkadaşlar. Mesela eklentiyi kurduktan sonra mesela eklenti işte ihtiyaç duyduğu eklentileri de kuruyor ya. işte WooCommerce, Elementor falan şudur budur. Buraya zaten şimdi WooCommerce kurduğunuzda bakın sepet falan ödeme mağaza geliyor. Demo verileri aldığınız zaman arkadaşlar bunlar artık ikileşmeye başlıyor. Yani ikişer tane oluyor. Onları temizlemeniz gerekiyor. Eğer ileriki zamanlarda demo kısmını düzeltirlerse, demo verileri alma kısmını düzeltirlerse aklınızda olsun. Eğer gene sayfaları bir kontrol edin arkadaşlar. Bunları da Türkçe falan da çevirebilirsiniz zaten. Çevirmeniz gerekiyor. Bunları menüye mesela şuradan hatta bakın herhangi bir menü yok. Görünüme menülere gelelim. Bakın my menü. Hemen tüm görüntüle diyelim. Şurada kurs diyelim. Şunları bir alalım. Başka ne var? Sepet. Neyse şunlar bir bulunsun. Ek diyelim şöyle menüye ekle diyelim. Başka bir şey var mı? Yok. Kaydedelim bakalım. Konumu görüntüle header header diyelim. Yeni diyelim bakalım. Nasıl çıkıyor? Kurslar. Demo verileri almış ama <laughs> bakın bozuk şekilde. Yani bu şekilde olmaz. Kontrol paneline bakalım. Tamam kontrol paneli istediğimiz gibi. Evet, artık algoritma kayıt oldunuz diyor. O da öğrenci kayıtları. Ya bugün işte versiyonların değişmesi sonucu bunlar yaşanılıyor sıkıntı. Ama sıkıntı değil. Bunlar düzelir. Çünkü dediğim gibi bir önceki versiyonlarda herhangi bir sıkıntı yoktu arkadaşlar. Ne yani biz uzun lafın kısası eklentinin hemen menüsüne bir geçelim. Onları bir inceleyelim. Hatta en sonda da bir tane kurs oluşturalım. Eklentinin kontrol paneli arkadaşlar. Şimdi burada kurslar. Hemen kurslar sekmesine bakalım. Tüm Dem kurslar. Demodan gelen bozuk veriler arkadaşlar. Bunlar tabii ki ne yazık ki. Kategori demiş. Etiketler. Herhangi bir şey yok. Derslere bakalım. Mesela bu da bir önceki kurs eklentileri gibi mesela daha önceden dersleri ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani dersleri ekleyebilirsiniz. Soruları, cevapları işte yani bunları yapabilirsiniz. Daha sonra kursu mesela eklediğinizde o kursla ilgili dersleri kursun içine adapt edebiliyorsunuz. Güzel. Daha kolay olabiliyor mesela. Böyle bir şey de var. Böyle bir imkanı var. Birka diğer eklentiler, kurs eklentilerinde de vardı zaten bunlar. aklınız olsun. Burada bakın yeni ders eklediğinizde mesela illa hani sıfırdan kurs başlaması, yapması değil de buradan derslerinizi, sorularınızı, cevaplarınızı işte neyse artık Onları da ekleyebiliyorsun. Duyurulara bakalım. Burada duyuruları işte herkesi yönlendirebiliyorsunuz. Soru cevap var. Bakın. Gilde sorular cevaplar. Eğitmenler. Bir tek ben varım. Öğrenciler demiş. Kimse yok. Eklentiler. Burada uzantının daha da geliştirmek için tabii ki bazı ücretli Eklentileri var tabii ki şey de var bakalım şimdi tümü aktif yok pasif Onlar pro yazanlar ücretli kısımlar Ücretsize bakalım Bakın Çoklu eğitmen sınavlar Kısa sınav ettiğiniz devre dışı bırakın mesela şunu açalım herhangi bir kanca bağlantısı bir yere bağlamayacağız geçtik Bu secebi ücreti bakın onu Bağlantısı yapacağız çünkü Aynen kolay dijital indirimi toplayın demiş Tabii ki dijital indirime gerekli eklentiler. Ama buna gerek yok zaten bize şu an. Bu özelliği öğrenim platformunda kursları çektiğinizde birden fazla eğitmen atayın demiş. Mesela bunu da açabilirsiniz. Gerekli eklentiler. Yani şu eklentiyi kurmanız gerekiyor. Easy Digital Downloads. Bu eklentiyi de kurmanız gerekiyor. Ondan sonra bunu. Tabi bu eklentiyi kurduğunuzda özelliğini kullanmanız için de ücretli sürümün büyük ihtimalle önerecek size ki bunu kullanabiliriz. Öyle diyeyim size. Büyük ihtimal öyle olacak. Ekstra eklenti gerekmez, gerekmez, gerekmez. Tamam. Araçlara bakalım. Araçlar ve ayarlar. Durum burada siteyle ilgili. Bakın sunucu ortamı şudur budur. Onları gösteriyor. Tamam. Burada sayfalarınızı oluşturabiliyorsunuz. Kısa kodlar var. Onlar önemli çünkü kısa kodlar. Dışarı ve içe aktarma var. Kurulum sihirbazı başta da bunu tabii ki bakın gene Türkçeleştirmemiş. Herhalde devam edelim o zaman. Tek mi mesela tek eğitmen mi olacak yoksa bir pazar alanı mı yapacağız? Oradan pazar alanı seçelim madem öyle. Atlayabiliyorsunuz arkadaşlar bakın. Aslında bunlar Türkçeydi de herhalde dil dosyalarını bir dakika şöyle bir, bir daha deneyeceğim. Dil dosyalarına geleceğim. Loko, eklentiler. Geliştirici almıştık büyük bir ihtimalle bunu. Evet geliştirici değmiş. Onu sisteme alacağım. Dosyaları taşısın. Tamam. Araçlara bir daha gelelim. Kurulum sihirbazı. Yok değişmiyor arkadaşlar. Buradan hızlı kurulum yapabilirsiniz. Mesela market alanı dedik. Tamam. Start. Default settings. Tamam. Şunu seçelim. Bunları tabii ki tekrar Türkçe Türkçe çevirmeniz gerekecek arkadaşlar işte. Tamam. Bunları da geçtik. Para kazanma kısmı diyor. Kapalı kalsın. Önemli. Tamam tamam. Şimdi bir ayarlara bakalım. Ayarlarda bu şekilde bakın. Sayfa site, sillerle ilgili sayfalar. Burada da ayarlar var arkadaşlar. Ayarları var. Ayarlarını yapılandıracaksınız. Herhangi bir şey yok. Ödemeler. Şöyle bakalım. WooCommerce seçiyoruz tabii ki. Form oluşturucu. Bu şekilde eğitmen formu oluşturucu, öğrenci formu oluşturucu. Kapça ücretliyim. Enteresan. Ayarları da bu şekilde. Genel itibariyle eklentinin işte menüleri falan bu şekilde arkadaşlar. Bakın para çekme istekleri falan. Çoklu zaten birden fazla itmeniz olursa belli bir bedel ödeyeceksiniz mesela arkadaşlar değil mi? Onu ayarlayacaksınız işte. Oradan talep edilecek falan derken onları göreceksiniz. Bu şekilde. Pro özelliklerini alın demiş. Bakalım nereye gönderiyor. Ha, tamam. Sayfasına gönderiyor. Buradan ücretli sürümünü alın falan diyor. Tamamdır. Bir de şeyi göstereyim arkadaşlar. Kurs. Şuradan mesela kurslar yeni ders ekle dediğimizde kurs ekleme kısmı burası. Bakın bir tane kurs oluşturalım. Seçtik ya kaydetmedik mi? Hemen bakalım. O komarız kaydetmemişiz. Tamam. Pardon. Pardon. Bunu yenileyelim. Lütfen ayarlardan e-ticaret motorunu seçin. Seçtik zaten. Seçtik zaten. Bir tane kurs oluşturalım. Ondan sonra da kursumuzu WooCommerce'e bağlayalım arkadaşlar. Eklentiyi kapatalım. Hızlıca bir kurs oluşturalım arkadaşlar. Şimdi örnek verilerle hemen şuradan ben alayım. Kursumuzun ismi ne? Eğitim başlığı. Yapıştıralım. WordPress'e giriş kendi web sitenizi oluşturun. İşte buraya bir açıklama, kurs açıklaması falan şöyle kısa bir şey yazabiliriz. Şöyle böyle. Öne çıkan bir görsel yükleyelim. Tamam. Yükleyelim atalım. Bir tane görsel yükledik kursumuzun öne çıkan görseli. Bir video yükleyelim. Video kaynağı seçtim. YouTube diyelim. Bir URL'e şöyle hemen kısa bir tane bulalım. Bunu alalım. Şuraya yapıştıralım. Burada kurs ayarlarını göstermiş. Kursumuz kaç saat olacak? işte atıyorum bir saat olsun. Duyurular yapılsın. Soru cevap yapılsın. Maksimum öğrenci sayısı isterseniz bunu belli sayılarla yapabilir bir strateji olabilir bu. Neyse sıfır olsun. Zorluk seviyesi ileri başlangıç diyorum. Dil Türkçe diyorum mesela. Türkçe neyse artık verdiniz. Yeni kurs oluşturucu, yeni müfredat ekle. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın bu kursu oluşturmuş ana taslağı. Aslında kursun içindeki dersler, konuları buradan ekliyorsunuz. Yeni müfredat ekle dediğinde. Bakın şimdi buraya mesela şöyle bir bakalım müfredat. Mesela şöyle yapalım. WordPress'in temelleri isterseniz işte bir özet ekleyebilirsiniz. Müfredat ekle diyorum. Bakın bunlar ana konular zaten. WordPress'in temelleri. WordPress sitenizi oluşturma. Bu da mesela ikinci konu. Mesela burada içerik ekleyebilirsiniz. Nasıl? Ders ekleyebilirsiniz. Konunun altında dersler ya da sınav ekleyebilirsiniz mesela ders ekle diyelim. Bir bakın derste bu şekilde açıldı. Derslerde şöyle yapalım. Şunun altında ders başlığı şöyle. Buraya bir açıklama. Bakın burada WordPress 6.6 ile uyumluk sorun nedeniyle. Bakın işte dediğim gibi birkaç hata aldım ben de zaten. ya yani en büyük hata da zaten demo verileri çekmekteydi. Versiyonla ilgili bir sıkıntı var. Büyük bir ihtimalle düzeltirler arkadaşlar çoğu şeyi. Öne çıkan bir resim ekleyebiliriz. Ders ayarları demiş. Video kaynağı işte ders ön izleme istiyorsanız ön izleme olabilir. Buradan işte ne bileyim 5 dakika diyelim. Ek dosya. Buradan dosyada yükleyebilirsiniz. Ders ekle diyorum. Bir tane ders er ekledik mesela. Alt müfredat ekle. Bu neymiş? Bunun altında. Yani konu. Ana konu bu. Bunlar da başlıkları mesela. Öyle diyeyim size. Hatta şöyle yani sallamasyon yapıyorum biraz da. Şöyle. Tamam. Alt müfreda. Bunun altında. İçerik ekle. Yani bunun altında öyle öyle artık konuları başlıkları bölebilirsiniz. Sınav bile ekleyebiliyorsunuz. Hatta sınav ekle diyelim. Sınav başlığı. Sınav da varmış. Bakalım sınavla ilgili ne varmış. Şöyle bir şey. Başlık yapalım. Açıklamada. Şöyle bir şey. Kaydet ve devam et. Soru ekle. Soru listesi. Sorularınızı buraya ekleyin. Tamam. Burada oluşturduğunuz sorular da gene WordPress kontrol panelinden yani eklentinin orada sorular ve cevaplarda göreceksiniz zaten. Daha sonra başka konularda filan yani bu konuya benzer bir şeyler istiyorsanız orada da sorabilirsiniz falan işte neyse. Soru başlığı, soru olarak bunu soracağız daha fazla özelleşme eklediğiniz WordPress, WordPress Doğru mudur? Doğrudur. Doğru seçeneğini seçtik. Cevap gerekli. Tamam. Soru ekle. Dedik. Bir tane soru ekledik. Bu şekilde sorularınızı ekliyorsunuz. Kaydet devam ediyorum. Soru numarasını gizle. Sınav zamanını gizle. Zaman sınırı. isterseniz açabilirsiniz. Sürelerini bir dakika mesela içinde Sorular random. Tabi birkaç tane soru olacak falan da. Geçme notu %80 demiş. Test bildirim modu. Böyle bir şey işte. Sınavda bu şekilde ekleniyor yani. Konularınızı, konu başlıklarınızı bakın bu şekilde oluşturabiliyoruz. Eğitmen, evet ben bir tek ben varım. O yüzden o. Başka da başka öğretmenleriniz varsa isterseniz atayabilirsiniz. Şimdi bu tarafı bitirdik. Burada ne diyor ders türü ücretli mi ücretsiz mi bakın. Burada Volcommerce işte devreye giriyor zaten. Volcommerce'i bakın şu an Volcommerce'de normalde tutor da vardı herhalde yanlış hatırlamıyorsam ama bilmiyorum son güncellemesi. Aslında işte bu sektör videolarına çektiğimiz videoları da bir güncellememiz gerekecek gibi geliyor. Orada da mesela direkt Volcommerce'de bağlantı kendisi yapıyordu herhalde öyle hatırlıyorum ben ama hani oluşturuyordu galiba. Şimdi burada siz ne yapmamız lazım? Ne yapmanız lazım şu an? WooCommerce'de de bu kursu oluşturmanız lazım ürünler sekmesinde. Şimdi ürün yok tabii ki bakın. Herhangi bir ürün yok o yüzden satamıyoruz. Kalsın. Herkese açık ücretli sürüm demiş. Kategori ekleyebilirsiniz. Bakın yeni kategori eklerseniz buraya bir tane kategori yapalım. WordPress diyelim. Oluştur. Tamam. WordPress. Başka da alıntı alıntı tamam. Başka bir şey yok mu? yayınla diyelim. Şimdi tabii ana sayfada nasıl göreceğiz? Kalıcı bağlantı demiş. Şöyle bir bakalım bağlantı yeni sekmede açalım. Kısa videosu geldi. WordPress giriş kendi web sitenizi oluşturun. Kursa genel bakış. Kursun içerikleri. Bakın bu şekilde. Soru, sınav var. Geri bildirim var. Yani güzel. Ücretli. Türe bilmem ne kursa başla isteksiz paylaş. Tamam şimdi kursu oluşturduk arkadaşlar. Çalışıyor muyum ya? İnternette eğitim alıyorsun. Evet çalışıyormuş. İnternet. Şimdi bunu ücretli versiyon yani ücretli olarak nasıl yapacağız? Onu yapmamız lazım aslında. Şimdi ne yapalım? WooCommerce'e gelip bağlantıyı yapalım. Ürünlere gelelim. Ürün oluştur diyorum. Buraya kursumuzun Tamam kursumuzun ismini bir yazalım. Aynı olsun bence. Karıştırmayın çünkü. Kursun ismi yani ürün adı aslında. Buraya açıklamaları falan yazabilirsiniz. İşte kursa ilgili şeyler. Şöyle. Akademi LMS için demiş. Tamam. Zaten sanal gönderim kargo margo olmadığı için sanalı seçmek mantıklı tabii ki bence. Sanal. Tamam. Fiyatı 15 bin dedik. Başka bir şey var mılar da yok. Ürün kısa açıklaması yine buraya kısa açıklama yapalım. Başka genelde olsun bir resim ayarlayalım hemen. Evet aynı resmi kullanalım. Başka bir şey yok. Yayınla diyorum. Ürüne bir bakalım. Bakın ürünümüz burada bilmem ne falan tamam. Şimdi kursumuzu bağlayabiliriz aslında artık. Geldik kurslara. Yeni yaptım kurs. Şuradan tamam seçtik. Evet. Bakın burada oluşturduğumuz güncelle diyorum. Neredeydi kurs nerede bizim? Yenileyelim. Bakın 15 bin lira fiyatı geldi. Şimdi sepete ekle dediğimde aslında şöyle bir bakalım bir dakika. Sepete ekle diyelim. Sepeti görüntüle. Bakın bu şekilde geliyor. Kupon ekleme, ara toplam 15.000 tamam. Ödemeye git diyelim. Tamam bu şekilde burada da bilgilerimizi dolduruyoruz. Ondan sonra da kursu alıyoruz. Satın alıyoruz arkadaşlar. Şeyden bir bakalım şimdi ya. Şöyle bir bağlantıyı yeni özel bir açalım bakalım. Evet kurslar gelmiş. Şey, kursumuz gelmiş. Şöyle bakalım. 15.000 sepete ekle diyorum. Kursu satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Diğer şeylerle hemen hemen aynı. Yani kurs Eklentileriyle aynı mantık. Aynı dediğim gibi ama en büyük özelliği de en, en iyi özelliği... Volcomers bağlantısının olması. Dört tane kurs incelemesi yaptık. Eklentisini inceledik. Ka kanalda var arkadaşlar. E, bulabilirsiniz. Aratın bulun. isimlerini verdim videonun başında da zaten. Kartlarda da olacak zaten. görürsünüz. Onları da bir inceleyin arkadaşlar. Ama benim şu an favorim... ...keşke WallCommerce alanında... E, ...ücretsiz kısmını alsalardı. Master Study eklentisi gayet güzel. Benim hoşuma gidiyor çünkü. Gitti yani görünümü olsun, kontrol paneli falan olsun. Gayet güzel. E bu da değerlendirilebilir tabii ki. Niye değerlendirmesin? Başka bir şey yani kursla derslere bakalım. Bakın ders oluşturduk buraya geldi. Burada sınavlar da var. Yeni sınav ekleyebiliyorsunuz mesela bakın. Hazırlamıştık ya mesela. O tüm testler, sınav denemeleri. İşinizi görür mü? Görür bence. Eğer temanızı demo verileri çekemezsek tabii ki. Kendiniz bir sayfa oluşturabiliyorsanız grafik stilini falan bir kurs sayfası oluşturabilirseniz bu da kullanılabilir. Ücretsiz versiyonuyla da iş görür bence. Neden olmasın yani. Diğerlerine alternatiftir. Değişik bir şey sonuçta. Dördüncü kurs eklentimizi inceledik. Ücretsiz versiyonu tabii ki bu. Bazı eksiklikleri falan artıları eksileri var. Ama dediğim gibi wall olması önemliydi. Yeni versiyon WordPress versiyonları da çıktığı için gerçi geliştirici eklentiyi güncelledi ama bir takım aksaklıklar var. İşte demo verileri falan alamadık. Ama onun haricinde zamanla da oturur tabii ki. Yeni bir eklenti aslında. Bu çok böyle bir eski eklenti değil zamanla da düzelir. En azından 4 tane kursu birbiriyle karşılaştırma imkanınız var arkadaşlar. O videoları da seyredebilirsiniz. Kanalımda mevcut 4 tane tutor, LearnPress, Master Study ve Akademi. Bunları da birbirleriyle karşılaştırıp ne hangisinin daha fazla artısı basıyor yani artı özelliği basıyor onlara bakabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu video ile ilgili gene bu eklentiyle ilgili sorularınızı yazın arkadaşlar. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince de cevap biliyorsan da cevaplarım. İleriki zamanlarda dediğim gibi canlı yayınlarda arkadaşlar yapmış olduğumuz eklentileri özellikle sektör videolarını sektör videolarında hazırlamış olduğum bu videoları falan canlı yayınlarda onun üzerinde tartışacağız. Hatta işte bir şeyler deneyeceğiz. Test edeceğiz. Canlı yayınları özellikle o konularda kullanmak istiyorum. Lütfen destek olun. Bu konularda da destek olun. Gerçekten çok zor işler bunlar. Çok zaman alan işler. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve canlı yayını lütfen unutmayın. Çarşamba günü her çarşamba saat 9'da e, aksilik olmazsa tabii ki 9'da canlı yayında olacağız. Hem sohbet edeceğiz hep eğitim eğitim değil tabii ki biraz da sohbet edelim. Yani teknolojik şeylerden oradan buradan konuşuruz. WordPress üzerinden konuşuruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.